İyi geceler herkese Uzbacı ben. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama ilk katılanlar varsa bir yazarsa eğer sesim güzel geliyorsa yani iyi bir şekilde geliyorsa sevinirim memnun olurum. Evet bu videonun başlığı bu. Gelirler tatmin edici düzeyde mi? Şeklinde sorular gelebiliyor. Network marketing'e başlamayı düşünüyorum Yavuz Bey. İşte bu işte para kazanılıyor mu kazanılır mı? Efendim gelirler tatmin edici düzeyde mi? Efendim işte şu kariyere geldim. Geldiğimde tatmin edici, gayet güzel bir şey yapacağım. Gelir elde edecek miyim vesaire. Değerli dostlar, bu sorular bana sorarsanız doğru sorular değil. Çünkü network marketing işi ne koydum karşılığında ne alırım işi değil. Genellikle bu sorular sorulduğunda veya bu sorulara bir şekilde cevap verildiğinde işte başladım ne kazanırım işte insanlara söylüyor şu kadar kazanırsın bu kadar kazanırsın bu tür şeyler cevaplar veren çok sayıda insan var şeyde network marketing işi içerisinde. Ancak bu sorular sizi doğru bir yere götürmeyecektir. Yani bu soruların cevapları da sizi doğru bir yere götürmeyecektir. Ne? Çünkü sebebi şu. Bu doğru bir şey değil. Doğru bir bakış açısı değil. Yani bir işe bu network marketing olsun veya başka bir iş olsun fark etmez. Bu doğru bir bakış açısı değil. Bu bir ticaret. Bu bir business. Bu sizin kendi işiniz. Hangi işi yaparsanız yapın. Herhangi bir işte para kazanabilirsiniz. Herhangi bir işte para kazanamayabilirsiniz. Network marketing işi de böyle. Hangi ticarette olursanız olun ya da insanlara bakın. Genellikle oyunu zeki oynayanlar, yani gerçekten zekice yönetenler, akıllı yönetenler, belli bir disiplinde yönetenler, belli başlı prensipleri var şeylerin. Yani başarılı olan insanların belli prensipleri vardır. Network marketingde de böyledir bu. Başka işlerde de böyledir. Değişmez. Akıllı oynadığınız sürece çok ciddi paralar kazanabilirsiniz. Hangi işte olursanız olun, hangi işi yaparsanız yapın. Az evvel bir çok sevdiğim, değerli bir kardeşimle sohbet ediyordum WhatsApp'tan. Daha evvelinde beraber çalışmıştık. O bir dönem ara verdi. Ondan sonra bayağı bir uzun ara verdi işe. Ondan sonra şimdi tekrardan sohbet ediyoruz. Bana bu soruyu sordu. Ondan esinlendim. Dedim ki böyle bir video yapmalıyım ben. Yani insanlarla bunu paylaşmayayım. Abi gelirler tatmin edici düzeyde mi? Falanca kariyere ulaşan arkadaşlar olduğunu görüyorum işte ekiplerimizde abi. Şey mi gelirler tatmin edici düzeyde mi? Dedim ki bu sorular seni bir yere götürmeyecek. Bu soruların bir cevabı var. Falanca kariyere ulaştığında bir kişi X miktar para kazanır. Ancak bu soruyu sormuş olman ve bu sorunun cevabını almış olman seni bir yere götürmeyecek kısaca. Bir yere götürmez. Çünkü o kariyere geldiğinde bir defa kazançlar fix değildir. Değişir. Ticaretin durumuna göre değişir. Sorulması gereken doğru sorular var. Onlardan bir tanesi belki de şu, işinizi nasıl inşa ediyorsunuz, nasıl bir kültürle inşa ediyorsunuz? Şu anda tabii ki bizler de bu sektörün içerisinde her geçen gün yepyeni şeyler öğreniyoruz. Bizler de çok şey öğreniyoruz. Herkes bir şeyler öğreniyor. Şu an yaptığımız, odaklandığımız tek şey var dedim ona. Falanca kariyere geldiğinde hiç kimse benim ekibimde, hiç kimse takımımda. Şu kadar paramı kazanacağım, bu kadar paramı kazanacağım. Böyle bir kültürle yönetmiyoruz biz şu anda ticareti. Hiçbirimiz kazanacağımız paraya odaklanmış durumda değiliz. Hiçbirimiz. Hepimiz başarıya odaklanmış durumdayız. Hepimiz sunuyor olduğumuz ürünümüzün bir insanın daha yaşamını nasıl güzelleştirebileceğine odaklanmış durumdayız. Bir insanın daha, insana daha seçenek sunmaya odaklanmış durumdayız. Sayısız seçenekleri var insanların. Bizim de sunmuş olduğumuz bir seçenek var ve o seçeneği bir kişiye daha nasıl sunabiliriz? Buna odaklanmış durumdayız.
Bizim takımımızdaki insanlar dedim şu anda sadece ve sadece evet kariyer yapmaya herkes değil ticareti ciddi bir şekilde inşa etmeyi planlayanlardan bahsediyorum. Bir kısmı tabii ki ürün kullanıcısı sadece. Yani ticareti inşa etmeyi planlayanlar takımından bahsediyorum. Odaklandığımız şey tamamen başarı. Tamamen bir kariyere gelmek yeterli mi? Hayır. Bir ticaret oluşturmak. Ürünü seven, beğenen ve kullanmaya devam eden, ürün sadakati yüksek olan insanlardan kurulu bir organizasyon inşa etmek, bir tüketim ağı inşa etmek, bir kariyere gelmek, o kariyerde kalmak, tekrar etmek, kariyeri sağlamlaştırmak, tüketim cirosuyla kariyeri sağlamlaştırmak, ondan sonra bir tık daha üste çıkmak, sağlamlaştırmak, bir tık daha üste çıkmak, sağlamlaştırmak, belki bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, ondan sonra bir üste çıkmak. Yani eskiden bizim tecrübesiz zamanlarımızda da şu şekilde oluyordu. Olduğu zamanlar oluyor. Mesela çıkıyor kariyer, para var, kariyer var vesaire. Bir anda ciddi düşüş oluyor. Tekrar çıkıyor, bir anda ciddi düşüş oluyor. Çıkıyor, tekrar ciddi düşüş oluyor. Kırılganlık çok fazla. Yani dalgalanmanın şiddeti çok fazla. Bu şuna benziyor. Yani tansiyon senin bir 12, bir bakıyorsun 22. Bir bakıyorsun 13, bir bakıyorsun 22, 23. Yani şöyle değil tansiyon. Mesela benim dedem yıllarca yani 20 yıl, 30 yıl yüksek tansiyonla yaşadı. Ancak tansiyon şöyleydi. 20 yani 19, 20, 21, 19, 20, 21 arasında. Yani ani inişler ve çıkışlar yoktu mesela. Ve gayet de sağlıklı bir şekilde yaşadı. 80 küsür yaşında öldü, 90'a yakındı. Yalnız bir ciddi düşüş, bir çıkış vesaire. Ticaret bunu belli bir süreliğine tolere edebiliyor. Yalnız uzun vadede bunu tolere edemez. Bu iniş çıkışları mutlaka şey yapmanız gerekiyor. Yani çıktınız, o düşüş mutlaka olur. Düşüş olduğunda küçük düşüş olmalı. Çıkış daha sonra ani çıkışlar her zaman bu sadece network işinde geçerli değil. Bu ekonomide yani başka sektörlerde de böyledir. Bugün bir business kanalında şeyi konuşuyor. İşte yumurta sektörünü konuşuyorlar. Hanımefendi orada şey dedi. Yani bir çıkış vardı ve bu çıkış bizi korkutuyordu. Şimdi normalde insan şeyi düşünür. Ya çıkış niye korkutsun ki? Korkutur. Çünkü çıkışın çıktınız orada kalabilecek misiniz? Önemli olan şey bu. Eğer iniş çok sert olursa bu çok büyük hasar veriyor. Bu değerli kardeşimizle de bunu şeyde WhatsApp'ta biraz haberleştik. Onunla ilgili yazıştık. Onu videolaştırayım dedim. Bunlar şeyler yani gelirler tatmin edici düzeyde mi? İşte yeni başladım. Yeni başlayınca ben hemen para kazanabilir miyim? Yanlış sorular bunlar. Bu sorular sizi bir yere götürmez. Bir iş adamı gibi, bir iş kadını gibi düşünmek zorundasınız. Biz bu sektörde, bu işte vermiş olduğumuz eğitimlerde önce kendimiz almış olduğumuz eğitimlerde ve vermiş olduğumuz önce kendimiz zihin terbiyesinden geçiyoruz. Önce Yavuz Bağcı bir çiftçi aileden geliyor. Çiftçi hayatında hiç kendi işini yapmamış. Kendi işini inşa etmenin ne demek olduğunu hiç bilmeyen birisi. Ve tabii ki tacir olmak istiyor, tüccar olmak istiyor. Maaşla çalışmış bugüne kadar, maaştan karlılık dediğimiz duruma geçmek istiyor Yavuz Bağcı. Bunun gibi eminim içimizde birçok insan var. Ve bu tabii ki çok şey yani zihin durumunda çok ciddi bir değişikliği gerektiriyor. Yani işe bakış şekliniz, ticarete bakış şeklinizi değiştirmek zorundasınız. Gelirler tatmin edici mi? Başladım ben para kazanır mıyım? İşte başladım ben ne kadar para kazanırım? Bunların hepsi yanlış sorular. Eğer bu soruları soruyorsanız veya sorduğunuz bu sorulara cevap veriyorsa birileri bilin ki yanlış yerlerdesiniz ve bilin ki yanlış yönlendiriliyorsunuz. Çok net söylüyorum. Size bir kişi ben abi hiç ilk 3 ayda ben ne kadar para kazanırım diye soruyorsa bilmeyen birisi sorar. Oyun zannediyorlar network marketingi. Oyun zannediyorlar. Soru soruyor yani sanki şey burada kulüp buraya geliyor 3 ay aldım ne koydum ne elde ederim mantığıyla geliyor adam bir şekilde. Bunu gayet doğal bir şekilde sorabiliyor ilk yeni gelenler acaba. Çok normal bunu sormuş olmaları. Anormal olan şey
sponsorluk hattındaki tecrübeli kişilerin bu insanlara bu sorunun ya da bu soruların doğru sorular olmadığını, doğru soruların şu sorular olabileceğini söylememeleri. Doğru olmayan şey bu. Yanlış olan şey bu. O yüzden dolayı gelirler tatmin edici düzeyde mi vesaire. Biz artık bunlara odaklı değiliz. Bunlara odaklanmıyoruz ve ekibimdeki herkes bilir. Biz ne koydum, ne kazanacağım, efendime söyleyeyim bu şu kişiyi kaydettim, ne gelir gelecek, ne işte takım bonusu gelecek, şu gelecek. Bunlara odaklı değiliz şu an. Tamamen gerçek olması gereken bir iş adamı nasıl düşünüyorsa bu mentaliteyi vermeye çalışıyoruz insanlara. Bir iş kadını, bir iş adamı nasıl düşünür? Uzun vadeli düşünür. Kısa vadeli bir şey düşünmez. Tamamen başarıya odaklıdır. Tamamen ürününü insanlara tanıtma odaklıdır. Efendime söyleyeyim, ürününü daha uzun süre ürün kullanım sadakatini nasıl arttırırım? Bu odaklıdır. Yani sorulması gereken doğru sorular bunlar. Yoksa diğerleri sizi, sorular yanlışsa sorular sizi yanlışa götürecektir. Sorular doğruysa eğer sizi doğruya götürecektir. Yani maçı oynadığınız saha çamur bir sahaysa eğer, o maçın kalitesiyle bir de böyle yemyeşil çim üzerinde oynanan bir maçın kalitesi farklı olur. O yüzden o şeyde çamur sahada oynamayın oyunu. Oyunu her zaman yemyeşil pırıl pırıl çimlerin üzerine alın ve gerçek bir iş adamı gibi düşünün. Gerçek bir iş kadını gibi düşünün. Gerçek manada uzun vadeli, sürekli disiplinli çalışma, başarı odaklı, insanlara faydayı sunma odaklı. Ben ne şu hamleyi yaptım ne kazanırımla değil. Şu hamleyi yapacaksın şunu kazanırsın, bunu yaparsan bunu kazanırsın değil. İnsanları yanlış yönlendirirsiniz. Yeni başlayan insanları yanlış formatlarsınız. Network marketing işi ne koydum karşılığında neyi elde ettim işi değildir. Network marketing işi bir vizyon inşası işidir. Bir gökdelen inşası gibi düşünün. Her gün bir tuğla koyarsınız. Yarın bir iki tuğla daha, öbür gün birkaç tuğla daha, öbür gün birkaç tuğla daha. Bir inşadır. Yoksa bizim klasik ticaretteki gibi aldım 10 liraya, sattım 20 liraya, 10 lira kar elde ettim işi değildir. Tek başına değildir. İçinde mutlaka perakende vardır. Mutlaka ve mutlaka vardır. Her network marketing firmasına vardır. Aldım 10 liraya, sattım 20 lira işin bir kısmıdır. Küçük bir kısmıdır. Eğer sadece buradan bakacak olursanız network marketing'e büyük bir yanılgı içerisinde kalırsınız. Büyük yanılgıya düşersiniz. Büyük bir hataya düşersiniz. Bu işin sadece bir kısmıdır. İçerisinde perakende mutlaka vardır. Ancak işin büyük vizyon tarafına bakarsanız eğer bir inşadır. Bir gökdelen inşasıdır. Dolayısıyla gelirler tatmin edici düzeyde mi? Bilemem. Bu kişiden kişiye değişir. Ne kadar akıllı çalıştığına göre, nasıl bir takımla çalıştığına göre, o takımı nasıl yönettiğine göre, ne kadar zeki, ne kadar akıllı çalıştığına göre, ne kadar çok çalıştığınıza göre, takım halinde nasıl çalıştığınıza göre, hangi sponsorluk hattıyla çalıştığınıza göre, hangi firmayla çalıştığınıza göre, hangi komisyon planı çalıştığınıza göre, tek başına hiçbirisi belirleyici değildir tek başına. Hepsinin bir araya gelmesiyle oluşan bir şeydir bu. Sonuçlar dizisidir, silsilesidir. Değişir. Dolayısıyla sorunun cevabı ya da bu tür soruların cevabı her zaman. Bu doğru soru mu? Bu soru sizi doğruya götürür mü? Doğru soruları sorabilmeniz önemli. Ben bu işte uzun vadeli çalışır mıyım? Efendime söyleyeyim ben bu işe yeterli sabrı, uzun vadeli eforu koyabilir miyim? Kendi kendinize hep sormanız gereken sorular bunlar ve bunlara benzer sorular olmalıdır. Network marketing budur. Bir ticarettir, bir business'tir. Ve doğru firmayı özellikle seçtiğinizde, doğru çalışma arkadaşlarınızı doğru seçtiğinizde size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dünya çapında bir tüketim ağı inşa edebilirsiniz. Dünya çapında kesinlikle mümkündür. Başka ticaretlerde de mümkündür. Kesinlikle mümkündür. Network marketing'de de mümkündür. Çok kazanabilirsiniz, az kazanabilirsiniz, sıfır çekebilirsiniz. Dikkatli olmazsanız eksiye bile düşebilirsiniz. Neden eksiye düşebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim, tabii ki gidip büyük bir iflas yaşamazsınız ancak eğer akıllı oynamıyorsanız oyunu, bilin ki
Gidip işte masraf edersiniz görüşmelerinizde vesaire, dışarıda kafelerde şurada burada mazot yaktınız, benzin yaktınız, ne oldu, bir şeyler oldu, mutlaka masraf yaparsınız dersiniz. Masraf yaptığınızda da kalabilirsiniz. Kesinlikle kalabilirsiniz. Bu sadece network marketing için geçerli olan bir şey değil. Bu her ticarette geçerli olan bir şey. Network marketing'de de eğer oyunu akıllı oynamazsanız, iş dizaynınızı, iş kurunuzu doğru yapmazsanız, hedefleri doğru belirlemezseniz, planlamayı doğru yapmazsanız eğer, tıpkı diğer işlerde olduğu gibi özellikle vurguluyorum, sonuç hüsran yaşayabilirsiniz. Kesinlikle yaşayabilirsiniz. Bu da mümkün. Tam tersi de mümkün her zaman. O yüzden her zaman bu işin bir sabır gerektirdiğini bilin. Jack Ma, nasıl okunuyor bilmiyorum. Jack Ma diyeyim ben. Şeyin sahibi. Alibaba'nın sahibi. Dün oturduğum şeyde YouTube'da biraz videolarını izledim. Kişisel serveti eğer yanlış hatırlamıyorsam 46 milyar dolar şu anda kişisel serveti. Ve adamın hayatı reddedilmekle geçmiş. Amerika'da 94 senesinde ilk kez internet denilen bir şeyin varlığından haberi oluyor. Bilgisayarın ne olduğunu bile bilmiyor. Bilgisayara, arkadaşının bilgisayarını görüyor. Eğer dokunursam bozarım da ödeyemem falan diye bilgisayara dokunamıyor 94 senesinde. Ben diyor internetle ilgili bir şey yapacağım diyor. Neyse Alibaba'yı kuruyor. İlk 3 sene 1 dolar para kazanamadık diyor. 1 dolar. Ha, 3000 dolar pardon, kurmadan önce 3000 dolar paraya ihtiyacı var. Bankalara gidiyor. 3 ay boyunca bankalar bunu süründürüyor. 3 ayın sonunda da vermediler diyor kredi. 3 ayın sonunda. 3 ay 3000 dolar için bütün bankalarla gidip görüşüyorsunuz. 3 ay boyunca sizi uğraştırıyor ve daha sonra vermiyorlar. Vermeme kararı alıyorlar. En sonunda yatırımcılar buluyor. En sonunda. 50 bin dolar gibi sermaye herhalde. Öyle başlatıyor. 3 yıl boyunca tek bir dolar para kazanamadık diyor. Tek bir dolar. Peki. 3 yıl yaptınız. 3 yıl yaptınız. Bir işe başladınız. Diyelim ki network işine başladınız. 3 yıl boyunca çalışıyorsunuz sürekli. Ve tek bir kuruş para kazanmıyorsunuz. Ne yapardınız? Ne yapardınız? Adam diyor ki bırakmamamın diyor tek bir nedeni vardı. Tek bir sebebi vardı. Size söyleyeyim. Müşterilerden gelen e-mailler. Mutlu müşterilerden. İnsanlar mutluydu. Bize şunu diyorlardı diyor e-maillerde. Biz size para kazandırmıyoruz. Ancak sizin sayenizde çok mutluyuz. Buna benzer e-mailler vardı diyor. Tek motivasyon kaynağı buydu diyor. Devam etmemdeki tek sebep buydu. Yoksa devam etmem için başka bir sebep yoktu diyor. Kapatmalıydım diyor normalde. Bırakmadık diyor. Kapatmadık. Tek umudum, umut kaynağım buydu diyor. Bu e-mailler. Mutlu insanlardan, mutlu müşterilerden gelen e-mailler. Ve bugün Alibaba'nın ne olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Hiç anlatmaya bile gerek yok. Hikayeler hep böyledir. Başarı hikayeleri hep böyledir. Dinleyin başarı hikayelerini. 3 aşağı 5 yukarı hep aynıdır. Hiç değişmez. Network'te de aynıdır. Diğer sektörlerde de aynıdır. Hiç değişmez. Başarı her yerde, başarının şeyi bellidir. Kaidesi, kuralları bellidir. Her yerde. Nedir diye de sormayın. Siz çok iyi biliyorsunuz. Başarının, gerçek başarının kuralları. Sabır, uzun vadeli çalışma, başarı odaklı çalışma vesaire. Önce paraya odaklanma. Para. Diyor ki Jack Ma, paranın, insanlar paranın peşinden koşmamalı. Para insanları takip eder diyor. İnsanlar parayı takip etmemeli. İnsanlar hayallerini izlemeli diyor. Para insanları izler. İnsanların izleyeceği şey para değil diyor. İnsanlar diyor hayallerini takip etmeli diyor. Müthiş bir şey, bakış açısı. İzleyin şeyi, videoları var şeyde YouTube'da. Müthiş. Müthiş. Kısa öz konuşan bir insan. Zaten konuşmalarına bakın 3 aşağı 5 yukarı verdiği mesajlar 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Çok fazla sayıda böyle şey mesaj yok. Net bir insan. Basit. Hayatı basit yaşayan, mükemmellik basitliktedir. Doğru mu? Bu işte böyle. Dolayısıyla arkadaşlar gelirler tatmin edici düzeyde mi? Değil mi? Şu kariyerde ne kazanırım vesaire. Geçin bunlar. Yanlış konular. Yanlış sorular.
İşte şu kariyere geldim, hala daha tatmin edici para kazanmadım vesaire. Geçin bunları. Bunlar yanlış şeyler, yanlış sorunlar, yanlış konular. Siz işinizi doğru bir şekilde inşa etmeye devam edin. İnsanları, müşterilerinizi, ürün kullanıcılarınızı doğru bir şekilde bilgilendirmeye, yeni insanları doğru bir şekilde bilgilendirmeye devam edin. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Birileri mutlu olacak. Birileri mutlu olmayacak, ürün kullanmayı bırakacak. Bırakabilir, dener, beğenmez. Birileri çok mutlu olacak. Birileri ben bu işi yaparım diyecek, yapamayacak. Birileri yaparım diyecek, yapacak. Birileri sizden daha iyi yapacak, birileri daha kötü yapacak. Hayatın içerisinde her şey var. Network marketing işinin içerisinde de her şey var. Herkes için her şey var ve her şey mümkün. Her şey. İyi de mümkün, kötü de mümkün. Beklediğiniz zamanda olmaması da mümkün. Beklemediğiniz zamanda ciddi başarı da mümkün. Bunların her şeyi mümkün. Network marketing içerisinde. Diğer işlerin aynen diğer işlerde olan her şey burada da geçerlidir. Bu bir iştir. Bu bir iştir. Business. Business. İş. Business. Ve eğer ki dünya çapında bir lojistik ağı varsa firmanızın, çalıştığınız firmanın, sizin için global bir işe dönüşebilir. Görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur, bir faydalı sohbet olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Eğer paylaşılmaya değer bir video olarak anlam kazandıysa sizden. Facebook sayfamı takip etmeyi unutmayın. Şeyde de paylaştım, başlıkta paylaştım. Bloğa girip oradan ücretsiz e-mail eğitim kursuma da katılabilirsiniz. 50 gün boyunca benden her gün e-mail dersler alırsınız. Formu doldurmanız yeterli. Değerli dostlar, görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum. Sağ olun. Çok çok sağ olun. Bay bay.